Edebiyattan sayfalardan herkese merhaba. Bugün şair, aynı zamanda editör ve Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Sekreteri olan Hakkı Zarıç ile birlikteyiz. Kendisiyle 2017 yılında Manos kitaptan çıkarmış olduğu Zona şiir kitabını konuşacağız. Ve Yeni E dergisiyle birlikte Manos kitap üzerinde de sohbet edeceğiz. Öncelikle şiirinizden bahsetmek istiyorum. Zona, 2017 yılında Manos kitaptan çıkarmış olduğunuz şiir kitabınız. Bu hepimizin bildiği bir Zona değil aslında. Bana da biraz öyle geliyor. Bir sıkkınlık ve... Aslında e, çağımızın tanıklığını yapan bir zona var burada. E, bize biraz zonadan bahsedebilir misiniz? Zona bizim aslında toplumsal tarihimizin bir arka planının e, ikisel bir trajedi olarak e, sunma çabasını içeriyor bana kalırsa. Bütün bir e, Osmanlı ve Türkiye tarihinin arka planında ola gelen kıyımlar, tehcir, yerinden yurdunan sökülen insanlar ve büyük trajediler, 6-7 olayları, bunların aslında toplumsal dokuda nasıl bir yaraya neden olduğu, nasıl bir iç sıkıntısı neden, neden olduğu ve nasıl bir patlamaya neden olduğunu açıklamaya çalışıyor galiba ya da sezdirmeye çalışıyor diyelim. Böyle bir arka plan var zonada. Bir toplum kendi yarasını susuyor ve sustukça içine attıkları bir yerde artık birikip çaresiz diye neden olunca da bir patlama meydana geliyor ve bu da ister istemez şiire giriyor. Çünkü hayatı birlikte yaşadığımız ve paylaştığımız insanların, toplulukların, halkların e, hepsinin birbirinden öğrenecek çok fazla e, şeyi var. Yani yemek kültüründen tutun toplumsal hayata, siyasetten tutun sanat, edebiyata kadar, resme kadar, müziğe kadar hepsi birbirini çok etkileyen, ee, bir öz var bu toplumsal dokunun içerisinde. Ve egemen ulusun aslında e, ötekini ezme çabasının e, bir sonucu. Bunu ezerken de malına, mülküne konma, tarihine konma, şarkısına ve resmine konma gibi, müziğine konmak gibi de bir arka plan var işin içinde. Yani bence Zona bu arka planı değişmeye çalışıyor ama bunu değişerken de aslında kişisel bir tarih üzerinden aynı zamanda ya o toplumsal trajedi kişisel bir trajedi olarak e, kendinde biçimlendirip yeniden adlandırmaya çalışıyor. Böyle bir arka plan var diye düşünüyorum yani zannadım. Bir de Manos Kitap'ta editörlük yapıyorsunuz. Ee, bize Manos Kitabın izlediği yolu aktarabilir misiniz? Pek tercih edilmeyen bir yayıncılık yaptığımızı zannediyorum. Çünkü Türkiye'de şiir yayıncılığı çok tercih edilen bir şey değil. Ayrıca da e, iktisadi olarak düşündüğünüzde çok rantabıl e, bir yayıncılık e, değil. Çünkü e, şiir kitaplarının raf ömrü kitapçılarda çok az. E, okur sayısı belli. E, ve sizin böyle bir yayıncılık yapmak gibi iddianız var. Ayrıca eleştiri kitapları içinde söz konusu. Çünkü Manos kitap başından beri e, öykü şiir ve eleştiri kitapları basıyor. Yani üç kalemli kitap yayınlıyoruz. Öykü, şiir ve eleştiri çok kendi okurunu bulan, kendi okuruna giden, kendi okuruyla iletişim kurabilen bir alan. Dolayısıyla da oradan geçerken birinin alıp iletişim kurabileceği kitaplardan ziyade direkt okuruna seslenen kitaplar basıyoruz ve genel her dosyayı editörlerimizle çok ciddi bir inceleme sonucunda raporlayarak kabul edip ya da reddediyoruz. Dolayısıyla gelen dosyalar üzerinde çalışmalarımız her biçimde devam ediyor. Yani bir süreci çalışarak devam ettiriyoruz. Ve zaten sınırlı sayıda kitap bastığımız için çok süzerek devam ediyoruz bu çalışmaya. Yani gerektiğinde bir dosyayı 2-3 editörün okuduğu da oluyor ve mümkün olan en hakkaniyetli yanıtı vermeye çalışıyoruz yazarını burada da açıkçası bir noktada şöyle bir şey söylemek doğru olabilir burada kimin yazdığı değil ne yazdığı bizi daha çok ilgilendiriyor yani o aynı paralellikte ne yazdığı bizi daha çok ilgilendiriyor çünkü bu yayın evinin bir dünya görüşü var ve bir dünya görüşü çerçevesinde o estetik düzeyi daha yukarı nasıl taşıyabilir o estetik düzeyi bizim adımıza daha farklı nasıl söyleyebilir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla e, Senur Sennur Sezer'in kitabını basmak burada bütün şiirlerini basmak bir tesadüf değil, e, bir tavırdır ve bu tavırda bir biçimde e, onun şiirlerinden doğru yansıtmaya çalışıyoruz. Ya da Adnan Özyoğlu'nun öykülerini basmak gibi. E, bu tavrı bastığımız kitaplarla dışa vurmaya çalışıyoruz ve gelen dosyalarında e, benzer içeriklerde ve benzer dünya görüşlerinde olmasını Önemsiyoruz. Yeni bir söz söyleme, yeni bir iddiada bulunma, yeni bir tez sunan dosyalarla çok yakından ilgileniyoruz. Ve yayın programımızda da bu dosyaları hayata geçirmek için editör arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. yani. Aynı zamanda Aylık Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi olan Yeni E'de editörlük yapıyorsunuz. Bize biraz Yeni E'nin mutfağından bahsedebilir misiniz? ya yani yine dergisi yani aslında dergicik daha yayıncılığa göre daha aktif bir alan ve her ay yeni bir dergi çıkarmak durumundasınız dolayısıyla her ay yeni bir plan yapmak zorundasınız bu plan devam ede gelen bir süreci takip etmek zorunda hem günceliyi takip etmek zorundasınız hem de geleceğe dair bir söz söylemek zorundasınız hem de geçmişten geleceğe bir takım şeyleri taşımak zorundasınız yani bu aynı zamanda edebiyat ve sanatla birlikte atıyorum e, arkeolojiye dair de bir şey söylemeniz gerekebilir burada. E, fiziğe dair de, matematiğe dair de, bilim tarihine dair de. Dolayısıyla biz e, KüTÜ sanat ve edebiyat dergisi çıkarıyoruz. İşte işte bir Burada da bir editör kadrosu var. Buranın editör kadrosu da Başka ve bu gelen bütün yazılar, şiirler, öyküler yani yine bu editoryal süreçten geçtikten sonra onaylanarak, editörler tarafından onaylanarak dergiye giriyor. İç işleyişinde de yani sıralamasında vesaire fotoğraflanmasında derginin mizampajının yapılmasında da ayrıca bir gündem ve çaba söz konusu aslında heyecan verici bir şey. Çünkü her ay yeni bir şey çıkarmak insanı çok heyecanlandırıyor ama bir o kadar da yorucu. Dergi bittikten sonra o kalan birkaç günlük boşlukta aslında bir bocalama söz konusu bizim için. O, ne yapacağız şimdi falan diye ama o çok kısa süre sonra kendini yeniden e, gündeme getiriyor dergi ve e, zamanımızın çoğunu alıyor. Yeni bir şey söylemek. Derginin adı zaten Yeni E. Ee, yeni bir şey söylemek, olanı yeni, e, e, güncellemek ve e, itiraz odaklarını güçlendirmek için bir dergi çıkarıyoruz. Toplumsal gerçekçi bir e, edebiyatın peşindeyiz. E, bunu nasıl daha estetize edip nasıl daha güçlü kılabiliriz diye e, kafa yorup bu minvalde bir e, yayıncılık ve dergicilik yapmaya çalışıyoruz. E, uyumlu bir ekiple çalışınca e, olabilecek ee, Sorunlara da öncesinden e, gayet anlaşılır bir biçimde anlayışta e, çözüyoruz. Dolayısıyla e, dergici bence keyifli bir şey. E, yani bunu bence böyle her edebiyatçının yazan, çizilen her insanın en azından bir kere mutfağında olması, o çalışmaya katılmasının çok öğretici olacağını düşünüyorum. O editoryal sürecinde de çok e, ayrıca öğretici bir şey var. Çünkü hiç tanımadığımız insanların yazıp gönderdikleri sizinle kurduğu o ilişki aslında dergiyi de ne kadar güçlü bir kılabileceğini size gösteriyor. Yani sizin okurlarınızın aynı zamanda yazan kişiler olması, yazar olması, şair olması, ressam olması ayrıca sizi güçlü kılıyor ve yazarlarınıza da okutuyor okutabilmenizin keyfi bence dergiciliğin ayrıca güzel yönlerinden birisi. Kolaylaştırma, kalbim, müjdeleme, ihlal et Toz çocukları. İnsan kimi özlemiyor ki? Ya biliyorum. Kederin şiddeti azaldıkça hırçınlaşıyor kent. Sokaklarda doğranmış şarkı sözleri satılıyor geceye. Aniden yaşlanan kadınların memeleri sarkıyor suskudan. Yeni yargı yılı yalnızlığın bileğindeki üşümeyi uzatıyor. Garsonlar polislerden ödünç sesleriyle tükürüyor sokağa. Öksürüklü kahvaneler kadar sabahı bekliyorum ben de yan bakışımın resmi saklı duruyor devletin arşivinde. İflah olmanın peşinde değilim, suya vermişim seleyi. Uyutmuyorum, unutmasın için dürtüklüyorum benliğimi. Baş dönmesi, parmak izleri, yanık kokusu biriktiriyorum. Katiller kahraman ilan edildi, utanmayı ezberledim. Ama sen eksilerek acıda tortulaşma. Kalbim deniz adlı çocukların umududur hala Lenin.